Hepinize selamlar, Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben gayet iyiyim kardeşlerim. Bugün arkadaşlar 4 yıl önce çekmiş olduğum pilavcıların bugün tam 4 yıl sonra ne kadar zamlanmış onu çekeceğim kardeşlerim. Yaklaşık 4 yıl oluyor, 13 Ağustos 2019'da çekmişiz. Bakalım bugün o fiyatlar ne kadar olmuş? Videoda gerçekten fiyatlar aşırı komik. Gerçekten şaşırtıcı. Şimdi zamlanmış halleri ne kadar onu göreceğiz. Bu arada yeni pilavcılar da olacak videoda. Bir yere ayrılmayın. Hadi başlayalım. İlk mekanımız, ilk videoda da pilav arabasıydı. Şimdi pilav arabasına geldik. Zaten videolarımdan biliyorsunuz. Bakalım pilav arabasında ne kadar bir artış olmuş. Hadi buyurun geçelim. Evet, efsane pilav geldi. Şimdi küçük bir yer değişikliği yaptık. Dışarıda çok ses vardı. Biraz daha kapalı bir yere geldik. Ve benim gerçekten İstanbul'da yemeği en çok sevdiğim pilavların ilki burası. O videodan sonra zaten, o videodan önce de tanışıyorduk da burada çektim o videodan sonra iyice zaten Alp abiyle, Yasin'le dostluğumuz bayağı bir pekişti. Mesela bu videoda ne kadar zamlandı serisinden sevdiğim şeylerden biri de aradan zaman geçiyor, aynı şeyleri yiyorsun. Lezzet tat aynı mı falan, onu da kontrol etmiş oluyoruz. Ben zaten buranın lezzetine hiç değişmediği için de çok seviyorum. Bu arada bu gördüğünüz porsiyon bir porsiyon arkadaşlar. Bu bir porsiyon, yani hani şu an bu bana özel değil. Bu videoyu izleyip benden görüp gelen yiyenler şu an biliyordur. Buradaki porsiyonun muhabbeti her zaman bu. Kepçe bol burada. İlk o videoyu çektiğimde burada tavuk pilavın fiyatı 7,5 TL'ydi kardeşlerim. Ayran da 2,5 falan da fiyata bakıyor. Elimle sineği koyayım derken masayı. Bak, sivrisineği anlarım. Bir misyonu var. İnsan sokuyor, kan emiyor falan. Kara sineği hiçbir şekilde çözemedim mantığını. Neden kara sinek var onu hiç anlayamadım yani. Hani şöyle bir karabiberleyelim. 7,5 lira. İşte ortalama o fiyatlardı ya şeyde. Dışarıda falan da öyleydi diye hatırlıyorum. Pilav arabalarında falan. 7,5 lira bir fiyatı var bunun. Ama şuna bir bak ya. Bak. Kaşığı koyuyorum. Her yerden tavuk geliyor. Bir tane yiyorum. Çok yemiyorum artık. Bir tane. Şu anki güncel tavuk pilavın fiyatı da arkadaşlar 60 TL, sadesi 50, nohutlusu 55. Hatta fiyat listesini de getirebiliriz buraya. 60 TL fiyatı var, 7,5'tu. Ne kadar 10 kat olsa 75 olur. Ama bence zaten bu kadar zam arda arda gelmeye başlayınca mecburen 75 yaparlar. Şimdi onu sordum burada. Başlamadan Alp abiyle sordum. Dedim ki abi 2019'dayken pirincin kilosu ne kadardı? Tavuğun kilosu ne kadardı? Pirincin 2,5 ile 3,5 lira arası pirincin kilosuymuş aldıkları. Şu an pirincin kilosu 40 küsür lira. Yaklaşık 10 kattan fazla bir zam gelmiş. Tavuğun kilosu o dönem ne kadar dedik? 6? 5-6 lira değil mi? Aldıkları tavuğun kilosu 5-6 lira. Şu an tavuğun kilosu ne kadar abicim? 80 lira. Diyor ki her hafta bir zam daha geliyor. Orana baktığında aslında ürünlerine gelen zamla kendi uyguladıkları zam arasında yine bir fiyat farkı yok. Ama diğer mekanlarda da göreceğiz bakalım. Onlar ne kadar zam yapmış, ne kadar. Bu arada sanırım bir tane o videoda olan pilavcı, pilavcı zade kapattı. Ama ben yine birkaç tane sizler için yeni mekanlar da önereceğim bu arada. O konuda da ayrılmayın. Fiyatı söyledik. Ben yemeye devam ediyorum. Yine her zaman gömüşe devam. Gömükten sonra geliyorum. Bu arada şunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ayranın fiyatı da 2,5 liraydı. Ayran da 7,5 lira oldu. Onu da hemen söyleyeyim. Devam edelim. Şimdi yeni mekan önerisi olarak Kadıköy pilavcısına geldim kardeşlerim. Burada da bir tavuklu pilav söyledim. Bir tane de açık ayran söyledim. Pilav ve ayran gelince ben de buradayım. Siparişim geldi. Şöyle demir bardakta ayranımız, şöyle de tavuk pilavımız geldi nohutlu. Hadi bakalım. Burada eski mekanlardan arkadaşlar ve benim öğrencilik zamanında da bir iki defa deneyimlediğim mekanlardandı. Ama yalan olmasın, bir 3-5 yıldır gelmemiştim buraya. Bu video vesilesiyle size bunu burayı da göstermek istedim. Buranın da lezzeti gerçekten bu çevrede falan yiyeceğiniz iyi pilavlardan bir tanesi. Tavuğun tadı falan filan da gayet iyi. Yani şey kokusu yok burada, bak yaz olmasına rağmen beklemiş kurumuş tavuk kokusu sıfır. Çeşit olarak biraz fazla kuru fasulyesi, ciğeri, salatası. Onlar da bulunuyor. Ama ben şu an tavuk pilavdan başlamışken şeyleri göstermek istemedim. Onlardan yemek istemedim. Çünkü her yerde tavuk pilav yiyeceğim. Gidip de şimdi burada bir ciğer mi yer, fasulye masulye falan yiyip haksızlık etmeyeyim dedim. Biliyorsunuz Fırat Sobutay
Sabotay mı? Kendi soyadımızda kendimiz de bulduk Sabotaj. Bir tane sabotaj. Oğlum bak yine söylüyorum, beni hala sabotaj zanneden küçük kardeşlerimiz oluyor. Onlar YouTube'dan belli izlemiyor. Bu yapılan mimleri falan, editleri biliyorlar. Sabotaj abi diyorlar ya. Bir de içten diyorlar, gerçekten inanmışlar sabotaj olduğuna. Adam dedi ya, çocuğu geldi böyle. Sabotaj bey dedi. Dedim sabotaj, evet öyle de diyorlar diyor. Bir şuradan da bir tadına bakmamız yok mu? Harbiden ya. Ulan o acı neydi ya? Bizim gençler alıştı. Abi diyor bunun tadı çok güzelmiş. Okuyor diyor, patatesi banıyorlar videodan sonra, tamam mı? Abi diyor bunda bir şey yok diyor. Dudak şöyle olmuş. Tamam mı? Dudak şöyle olmuş. Ondan sonra gözden yaş almış. Tamam bu gayet iyi diyor Burak. Bak Mete'de bir şey yok. Mete beyaz tenli kızarır dedim, hiçbir şey yok. Burak abi bu iyi diyor. Ama dilimizle uçtun. Ne zaman kendine geldin kardeşim? Abi sen beni bıraktın ya. He? Orada okeydim yani. Okeydi, 45 dakika sonra. Bak nohut, küçük baş nohut. Pirinç de böyle hafif bir kırık pirinç ama lezzeti var. Ama bakın. Yani çok değil. Porsiyon olarak da kurtarabilir arkadaşlar. Bu pilavın fiyatı 50 TL. Tavuklu pilavın fileti 50 TL. 1,5 porsiyon 70 TL. Ayranın fiyatı da arkadaşlar, susurluk ayranı bu. Ayran fiyatı da 15 TL. Toplam ikisi 65 TL fiyatı var. Ben o zaman buraya yönmeye devam ediyorum kardeşlerim. Diğer mekanlarda görüşürüz. Şimdi Moda Pilavcısı'na geldim kardeşlerim. Burada tam 4 yıl önce tavuk pilav ayran 12,5 TL para vermiştim. Şimdi aynısını bir daha söyledim. Tavuk pilav ayranım gelince ben de buradayım kardeşim. Evet. Bak sunum bir farklı geldi hocam. Alışık olmadığımız pilavcılardaki sokak pilavına bir tık daha yenilik diyebiliriz. Üstüne nohutu böyle ekstra atıyor. Tamamen şunu eklemek istiyorum. Nohutlar büyük baş. Yani büyük. Bunu her yer kullanmıyor. Bizim Yasinler kullanıyor. Bir de şimdi Moda Pilavcısı'nda bunu gördüm. Böyle küçük küçük. Bak bunlar çok acı olmaz kardeşlerim. Bak bunlar çok acı olmaz. Neyse çok konuşmadan hemen icraata geçelim. Yiyelim şöyle bir güzel. Aynı lezzet. Evet. Küçük bir fotoğraf molası. Şöyle bak. Burada da tavuk orta tiftik. Nohutlar büyük. Bak tam pilavlık. Kaşığa koy. Tak tak. Porsiyon da büyük. Şimdi fiyat olarak sahipleriyle tanışıyoruz. Şey dediler. Dedi geçen sefer ikinci olduk, bakalım bu şimdi ne olacak falan. Dedim ki yok, bu sefer 4 yıl sonra zam muhabbetini. Dedi ki keşke dedi geçen hafta gelseydin, daha yeni zam yaptık falan. Dedim normal. Geçen haftaki fiyatı bunun 55 lira. Şimdi tavuk ve pilav fiyatı 72 lira. Yeni zam gelmiş ondan sonra. Aslında diğerleri de 60-65 civarı falan. Bunun fiyatı 72 lira olmuş. Ayran 20 lira. Toplam ikisi 92 ediyor. Ben o dönem ne kadar verdim? 12 lira verdim arkadaşlar. O dönem 12 lira verdim. İşte 7,5 kat, 8 kat artmış. Ortalama her yerde artış fiyatı aynı arkadaşlar. 7,5 kat, 8 kat arası gidiyor şu an. Gözlemlediğim kardeşlerim. Ya işte diyorum yani adamlara 20 kat gelmiş yani. 20 kat zam gelmiş abi senin ürününe. 20 kat zam geliyor nohuta falan. Sen 8 kat yapıyorsun. Diyor ki pilavı 3 lirada sattığımız dönemde daha iyi kar ediyorduk. Ve dedim çok haklı. Bunu bir işletmeci arkadaşımdan söylemişti. Pizzacı. Biri demiş ki bana diyor. İşte önümüzdeki sene şu kadar ciro yapacaksın deseler diyor. Güler geçerdim diyor. İmkansız hani o cirolara çıkmam. O cirolara şu an çıktım. Ama geçen yıl ki cebime kalan para şu an maalesef kalmıyor diyor. Bak cirosunu 3'e 4'e katladığı halde geçen yıla nazaran aynı parayı kazanamadığını söylemişti o arkadaşım. Ben de şaşırmıştım bayağı bir. İşte içeride olunca daha iyi insan biliyor. Nereye ne gidiyor, işte asgari ücret zamları, o zamı karşılayabilecek mi, küçük esnaf karşılıyor mu, karşılayamıyor mu? Onları kendileri biliyor. Özellikle büyük şehirlerde arkadaşlar bu böyle. Şu an Anadolu'da izleyen takipçilerim pek bir etki gelmemiş olabilir. Ama biz İstanbul'da kanımıza kadar hissediyoruz. Esnaf özellikle, küçük esnaf. Ama şunu söyleyeyim, bu pilav gerçekten doyurur. Yani bu pilavı versen doyarsın yani. Seni bayağı, benim gibi adamı bile doyurur. Onu söyleyeyim yani. Benim gibi sahla adam bile doyurur. Gececi tayfa, yok mu bir tavuk pilav ısmarlamam size? Var. Şu an Instagram hesabıma girip gelmişken bir takibi alıp bana da pilav yazarsan, iki kız iki erkek öğrenci olursa çok sevinirim. Kardeşime 70'er TL pilav parası yollayacağım kardeşlerim. O zaman ben gömüp geliyorum.
Şimdi son mekanımız Pilav Station arkadaşlar. Burası da gerçekten eski, köklü ve lezzet konusunda da başarılı mekanlardan bir tanesi kardeşlerim. Burada da tavuk pilav sipariş verdim ama ayran büyük ve küçük kapalı halde vardı. Ben de küçük kapalı ayran söyledim. Siparişim gelince ben de bilirim. Tavuk pilavımız geldi, ayranımız geldi, turşumuz geldi. Ulan bu kadar mekan mekan gezip yüz yüz hala bu iştahla yememi seviyorum ya. Tavuk pilavı tiftik tiftik. Ya işte bak, açık ayran içe içe mekanlarda, kapalı geldiği zaman böyle tat gerçekten farklı ya. Açık ayranın lezzeti daha ayrı, daha ayrı. Tavuk soğuk, pilav sıcak da tavuk soğuk. Onu anlamadım. Normalde böyle olmaz. Mesela bak, burada pirinç kırık değil, pirinç iyi. Burada pirinçler kırık değil, böyle tane tane görüyorum şu an. Kırık pirinç var mı? Arada varsa vardır. Normal pirinç de iyi duruyor. Pilavın kendi lezzeti iyi. Sadece tavuk bir tık soğuk. Normalde mekanlar şey yapar. Yani tavuğu böyle pilava hazırlayıp tekrardan mikrodalgada bir döndürür. Tavuğun o sıcaklığını falan şey yapmak için. Porsiyon olarak da büyük bu arada. Porsiyon iyiymiş. İyiymiş diyorum çünkü ben o dönem porsiyonu hatırlamıyorum yani. O dönem burada ne yedim ben? Körülü mü yemiştim ya? O dönem körülü yedim ben burada. Aynen. Körülü tavuk yemiştim kardeşlerim. Beğenmiştim onu da. Bu tiftik olayını ilk pilav arabasında görmüştüm ve o dönemde lan acaba hani büyük mü olmalı? Alışmışız ya. Ya da böyle tiftik tiftik parçalı mı olmalı? Sonradan ama parçalı olması, böyle tiftik olması şöyle iyi. Kaşığa atınca üstünde tavukları böyle rahat rahat alabiliyorsun böyle. Hani kaşığa tavuk sığıyor böyle el attıkça. Büyüklerde böyle ya önce pilavı yiyorsun, sonra tavuğu yiyorsun. Bu biraz daha bana sıcak geliyor arkadaşlar ya. Yani. Fiyat öğrenip gelebilir misiniz Burak Bey? Şimdi fiyatı öğrendik. Ortalama işte fiyatlar arkadaşlar bu şekilde muhtemelen. Tavuk pilavın fiyatı 60 TL kardeşlerim. Ayranın fiyatı da küçük ayran 16, büyük ayran da 20 TL. Bugün var ya çok güzel pilavcılara gittim. Yani bak, bu yeni yerlerde harbiden yatırım tavsiyesi değildir ama denenebilir. Yani burada çok isterdim başka çeşitler falan, hani yemediğim şeyleri yemek. Ben mesela iyi ciğerle, tavuk ciğeri değil de dana ciğeriyle yapılmış ciğerli pilavı da severim. Kavurmalı pilavı da severim. Mükemmel oluyor. Ama buranın sade pilavına yükseldim, dediğim gibi sadece tavuk biraz soğuk geldi, o kadar. Yoksa pilavın lezzetini güzel tutturmuşlar. Kardeşlerim, bugün sizler için 2019'daki videonun tekrarını çektim, ne kadar zamlandı diye. Hani zam oranlarını görelim diye. Gerçekten ciddi bir zam oranı var. Ama baktığımda işte direkt ilk mekanda da sorduğumda, öğrendiğimde kendi ana malzemelerini arkadaşlar neredeyse 15 kat, 20 kat belki daha fazla zam gelmiş. Tavuğa mesela işte haftada biri geliyor diyor mesela. Tavuğun kilosuna diyor haftada bir zam geliyor diyor. Hal böyle olunca da mecburen kendi de esnaf da yanında o kadar adam çalışıyor. Gideri var, kira ediyorlar. Onun için de bu zamları yapmak zorunda kalıyorlar. Tabii ki şu da yok mudur? Elbette vardır. İstanbul'da özellikle arkadaşlar bunu krizi fırsata çevirme durumu. Bazı esnaf arkadaşlar olduğundan daha fazlaya, hak ettiğinden daha fazlaya da fiyatlandırıyor maalesef. Umarım onun da önüne geçilir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim kardeşlerim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.